Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? İlimli. 60 yaşın altında biraz zeki, biraz cesur yeter. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayıydı. Bitti. Samimi Haber'den herkese merhabalar. Ben Ayşe Gülkun. 18 Haziran günü yapılacak olan seçimde Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Henüz tüm adayların belirli olmadığı seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan iken Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. Bizler de Samimi Haber olarak Beylikdüzü halkına sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu yönelttik. İşte aldığımız cevaplar. Adayını sormamıza gerek yok. Cumhurbaşkanımız reis zaten. Aynı şekilde devam etsin. Devam edecek tabii. Hani neden sizce Cumhurbaşkanı devam etmeli ya da aynı Cumhurbaşkanlığa şekilde? Cumhurbaşkanlığa aday en hakim olan o. Türkiye'yi kalkındıran, 20 seneden beri kalkındıran yine o. Reisimizden başkasını düşünemiyorum. Diğerleri hep dış mırhakların yönlendirmesiyle hareket edenler. Onun için Türkiye bir daha 20 sene, 30 sene geri gidemez. Onun için reis başımızdan eksik olmasın, reisle devam. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Milletin cumhurbaşkanı olacak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Sizin gönlünüze yatan bir isim var mı? Gelecek. Halkın adamı olacak. Bir şey gibi olacak. Fidel Castro gibi. Halkın içinde olacak. Halkın içinde olacak. Hani korkum öyle 500 tane, 50 tane, 100 tane koruması olmayacak. Çıkacak. Halkın içinde rahat rahat gezecek. Hem o özgür olacak, hem halk özgür olacak. Kılıçdaroğlu olmalı. Nedeni yani bu kadar pahalılık, işsizlik, yoksulluk yani bunlar çözülmesi gerekiyor yani. Bu pahalılık, ev kiraları, ev fiyatları. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayıydı. Bitti. Türkiye ancak o yönetebilir. Oradan başkası yönetemez. Neden kendisi olmalı? Kendisi olacak. Ancak gelmişler. Türkiye'yi ancak o kurtarır, başkası yok. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Kim olmalı? Kurban olayım sizlere. Sizce kim olmalı? Tabii Recep Tayyip Erdoğan bugün dünya çapında dünya lideri. Amerika'yı dahi solladık yani Allah'a çok şükür. Bütün dünyayı Türkiye'ye çağırdı. Orada konuşmalar her şey mesela şu tahıl şeyi vardı hani biliyorsunuz tahıl için. Türkiye'ye çağırdı. Hepsini sebze etti. Dünyaya tahıl gönderiyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Ülkeye büyük bir hizmetleri var. 2023 Haziran ayında da Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar destekleyeceğiz ve desteklemeye de devam etmeliyiz. Libya politikasında olsun, Suriye politikasında olsun, Doğu Akdeniz politikasında olsun bütün politikalarını kanımın son damlasına kadar alkışlıyorum. Ve oyun sonuna kadar da Recep Tayyip Erdoğan'dır diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Siz 20 seneyi uzun görmüyorsunuz. Hayır kesinlikle görmüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 dönem daha yapması lazım diye düşünüyorum. Bence Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını koysun. Yani bilmiyorum. Çok beğeniyorum onu. İmamoğlu'nu da beğeniyorum. Hı. Bilmiyorum hayırlısı kimse olsun kızım. Yani belediye başkanlığından Cumhurbaşkanlığı adaylığını mı koysun istiyorsunuz? Yani nasıl istiyorlarsa bilmiyorum vallahi. Hayırlısı neyse olsun bilmiyorum. Ülkemiz daha güzel olması için hangisi hayırlısı olsun. Mansur Yavaş oldu diyoruz biz ailece ama tabii aday olarak gösterilir mi bilmiyoruz. Peki sizce neden Mansur Yavaş? Daha güvenilir. Ben mesela Beypazarı'na gitmiştim gezmek için. Daha önce Beypazarı belediye başkanı olduğu söylendi ve oranın halkı inanılmaz seviyor. Onun sayesinde iş kurduklarını, onların ellerinden tuttuklarını söylüyor. Yani kişilik ve karakter olarak da çok doğru bir insan olduğunu düşünüyoruz. Şimdi herkes memnun olamaz. Ben de memnun değilim. Memnun olmadığım yerler yok, var. Ama ondan iyisi de yok. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? 68 kuşağından gelmeyim ben kızım. 27 Mayıs ihtilalini de yaşayanlardan birisiyim. Ben şu anda Türkiye'nin son 10 senesini boşa gitmiş görüyorum iç karışıklıklarla. Dünya da bizi gıptayla bakıyor, karışsın da daha kötü olsunlar diye. Onun için ben istiyorum ki memlekette bir refah olsun. Memlekette huzur olsun. Sunnisi, Alevisi. Hepsi bizim vatandaşımız. Biz her yerden gelmeyiz. Her birimiz, kimimiz Orta Doğu'dan, kimimiz Orta Asya'dan, her yerden gelmeyiz. Bir Osmanlı olmuşuz. Osmanlı da bizi rahmetlik Atatürk Nur Gölü'nde yatsın. Bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Kılıçdaroğlu ortamı sağlayacak görüntüde. Size yeminle konuşayım. Evet, rahatsız olan olabilir. O ayrı mesele.
Anlıyor musun sen? Kılıçdaroğlu şu anda ortamı görüyorum, büyük belediyelerin hepsini aldı. Ve ılımlı. Bize sert imaj gerekmiyor. Biz Türk milletiyiz. Kılıçdaroğlu'ndan başka kim olacak? Neden Kılıçdaroğlu? Ya neden var mı? Dürüst, bilgili, kafası çalışan, anladın mı? Senelerce devlette hizmet görmüş bir insan. Bundan dolayı, bundan daha dürüstü var mı? Şeyi merak ediyorum, biliyorsunuz bazen aynı şekilde neden Kılıçdaroğlu olmalı diye soruluyor ya da sorulduğunda bu zamana kadar işte yaptıklarını gördük deniliyor ama oysa ki seçime gelmedi. Yani bu birazcık tuhaf bir etki yaratıyor mu sizde? İktidar olmadı, bir şey olmadı ki adam kötü yaptığı yaptığını göresin yani. Sizce neden böyle oluyor? Yani hem kendisi aslında belli bir göreve gelmedi. Din olayı var, din olayı kardeşim, din. Dikkat edin, hep dinciler toplanmışlar bir araya. Kılıçdaroğlu şöyle, bütün karalama kampanyası. Karalama kampanyası. Kılıçdaroğlu şöyle, Kılıçdaroğlu şöyle. 50 tane kanal hep ona çalışıyor. Hep kanallarda, bütün kanallarda Kılıçdaroğlu kötü. Kılıçdaroğlu şöyle, Kılıçdaroğlu böyle. Hep böyle karalıyorlar. Başka bir şey değil bu. Kılıçdaroğlu'nu tercih ediyoruz biz. Yani memlekete faydalı olacak, onu tavsiye ediyoruz. Sizce geldiğinde değişiklikler olabilecekken neler olabilir? Valla değişiklikler olur, her insanlar şey çok, hür yaşar. Çok değişiklik olur. Çok, güzel çok, yaşar yani insanlar. Çok, böyle şey olmaz yavrum yani, olacak. Sizler de rahat edersiniz. Artık değişme vakti geldi. Sayın Tayyip Erdoğan'dan hariç herkes olabilir. Herkes. Ama yine de bir isim var mı hakkınızda? Yani benim... kişisel tercihimi soruyorsanız Mansur Yavaş olmalı ama o da böyle bir şey istemiyor şu an. Tek bir neden Mansur Yavaş? Dürüst bir insan olduğunu düşünüyorum. Sizce Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Cumhurbaşkanı nasıl olmalı derseniz ya da adayı nasıl olmalı derseniz bence tarafsız olmalı. Partisiz olmalı, tarafsız olmalı. Buna yakın bir isim? Şu an için ben göremiyorum. Samimi haber olarak bugün Beylikdüzü'nden sizlere seslendik. Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu yönelttik. Halkın nabzını tuttuk, görüş ve yorumlar aldık. Daha fazlası için Samimi Haber'de kalın, bizi takip etmeye devam edin.